Merhabalar değerli Algola TV izleyicileri. Yine bir tarih ve güncel programıyla beraberiz. Bu kez bir öykü yazarımız, konuğumuz Emine Aydoğdu. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Emine Hanım'ın son çıkardığı kitap, Kimse İnanmıyor Bana isimli kitap üzerinden söyleşeceğiz. Burada çeşitli öyküler var, çeşitli hikayeler var. Daha çok maalesef tecavüze uğrayan kadınlarımızın, genç kızlarımızın hikayeleri var ağırlıklı olarak. Zaman zaman hikayelerin içinden, zaman zaman hikayelerden çıkardığımız kavramlar üzerinden söyleşimizi de yapacağız. Öncelikle Emine Hanım'ın özgeçmişiyle ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Emine Hanım yazın dünyasına Dinamik dergisinde başladı. Maden Mühendisleri Odası Meslek dergisinde yazıları çıktı. Uğur Mumcu yaratıcı yazarlık seminerlerine katıldı. Ulus Baker'in Spinoza üzerine söyleşilerine katıldı. 100'e yakın hukuk kitabının editörlüğünü yaptı. Çok sayıda gazete, dergi, internet platformlarında yazıları ve öyküleri yayınlandı. Temmuz'u Beyaza Boyadım adlı öyküsü de 2001 yılında yayınlandı. Teşkilat-ı Esasiye'den Günümüzde Anayasalar adlı çalışması 2005'te yayınlandı. Burada bir virgül koyacağım. Emine Hanım, öykü yazarlığınızın dışında bir özelliğiniz daha var. Bu nereden çıktı bu çalışma? Kısa bir bizi bilgilendirme yapın. Ben özgeçmişine kaldığım yerden devam edeceğim. Yani mesleki olarak hani çalıştığım kurumda yaptığım iş çerçevesinde. Sanıyorum Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi çalıştınız. Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptım uzun yıllar. Evet. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gelmiş geçmiş bütün başkanlarıyla birlikte çalıştım söyleyebilirim. Evet. Benim için güzel yıllardı çok onlar. Çok önemli bir deneyim de olmalı. Evet, benim için çok 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 değerli bir deneyimdi. Dolayısıyla zaten hukuka aşinalığım hani oradan kaynaklı. Hı-hı. Teşkilat-ı Esasiye'den Günümüze Anayasalar kitabı ise bir derleme bildiğiniz gibi. Bu Cumhuriyet Anayasalarını kapsayan bir kitap. Daha çok kurumların ve üniversitelerin başvurduğu bir kitap diyebilirim. 1921 Anayasası'ndan 21 başlayarak. 21 Anayasası, 24 Anayasası, 60 Anayasası ve 82 80, Anayasası. Evet. Bu anayasaların tüm maddeleri, madde değişiklikleri, örneğin 78. madde kaç kez değişti, niye değişti? Böyle kronolojik olarak bir sıralama. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi var. Evet. Avrupa Sosyal Şartı var. Yani çok kapsamlı bir kitap. Bu benim de böyle aslında bu kitap için ben 8 ay çalıştım bir fiil. Evet. Evet, yani yorucuydu ama şu an baktığım zaman iyi ki çıkarmışım. Evet, evet. Çok ilginç yani bu böyle bir yönünüzün olması da hakikaten güzel. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Lütfen. Efendim, Emine Aydoğdu'da Ado adlı çalışması 2006 yılında yayınlandı. Bir Islık Çal adlı çalışması da 2014 yılında yayınlandı. Dünya Bir Avuç adlı öykü kitabı 2016 yılında yayınlandı. Aforizmalar adlı kitabı da 2018'de yayınlandı. Evet, söyleşimizin de başında söylediğim gibi değerli izleyiciler, Kimse İnanmıyor Bana adlı son öykü kitabı üzerinde söyleşimize başlıyoruz. Efendim, öykü kitabımızdaki birinci öykü Basmane Garı. Emine Hanım, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, yani Basmane Garı benim için de özel bir öykü. Burada küçük bir kahramanımız var. İlk kez köyünden çıkıyor ve ilk kez trene biniyor. O trene binmesi zaten tren yakın, yani Selim ilçesine yakın Kars'ın bir Selim istasyonda. Kars'ın Selim ilçesi. Evet, Kars'ın Selim değerli ilçesi. Değerli izleyiciler, biz bu arada hemşeriyiz Emine Hanım, onu da hemen söyleyelim. Evet, o kahramanımız aslında hep köyünden çıkıp gidip trenleri izler ve trenlerin içindeki insanları merak eder ve onların başka bir dünyadan geldiğini düşünür. Ve onun içinde neler olduğunu bir türlü keşfedemez. Hep hayal eder, bir gün bir trene bineceğim mi ya da bir denizi görebilecek miyim diye. Kahramanımız bir şekilde işte trene biniyor ve İzmir Basmane Garı'na doğru yolculuk devam ediyor. Burada tabii öykünün tamamını aktarmayacağım okuyucular için çünkü merak. Yol arkadaşları da Ali ile Garman bu arada. Evet, yol arkadaşları Ali ve Garman. Afyon Garı'na geldikleri zaman hani öykünün ana izleklerinden birisi. İşte Ali ve Garman bir çuval afyon elması alıyorlar ve tren garda dururken gelen geçen gördükleri kadınlara elmaları atıyorlar. Ve bundan çok büyük zevk alarak gülüyorlar. Küçük kız da onların yanında böyle izliyor. O da gülüyor ama saklamıyor. Onlar elmaları attıktan sonra kahramanlarımız ikisi de saklanıyor kompartmanın içerisine. Evet. Ama küçük kız buna bir anlam veremiyor. Neden bunu yaptıklarını. Sadece kadınların yüzündeki merakı, işte söylemi falan izliyor ve o küçük kızın belleğinde yer ediyor. Daha sonra küçük kız işte gidiyor
geliyor İzmir'e. Orada denizi ilk kez görüyor. Gecekonduyu ilk kez görüyor. Hiç hayatında gecekondu görmemiş. Taşlı yolları görüyor. Oradaki yoksulluğu, hatta o dönemde varillerden insanların sular aldığını, varillerin suları bekletip insanların içtiğini ve küçük kız, küçük olmasına rağmen ona yaşatılan, hani ailesinden kopmuş gitmiş, kendini yalnız ve çaresiz hisseden bir çocuğun her şeye rağmen dirençli davranışı ve tek başına hayatın bir şekilde başka bir penceresinden atlayarak hayata koşuşunu izliyoruz. İlginç bir öykü. Bu arada orada misafir olduğu, konuk olduğu evin kadınının aynı zamanda bir fabrika işçisi olduğunu ve çok zorlandığını ve kızla da doğru dürüst ilgilenemediği de çok ilginç diyaloglar da var diye hatırlıyorum. Orada da şöyle bir şey var. Çok iyi hatırlattınız. Gayet zeki bir okuyucusunuz. Estağfurullah. Onu da söylemekten geçemeyeceğim. Bu ayrıntıları gayet iyi anımsatıyorsunuz bana. Evet, yani hala aslında gittiği kişi halası. Evet, evet. Hala işte tütün fabrikasında çalışıyor. Çocuk tabii öğretmenine benzeyen bir hala, bir şehirli kadın hayal ediyor. Makyajlı, güzel bir kadın, güzel elbiseleri. Ama karşısına bir fabrika kadını çıkıyor. Ama fabrika işçisi çıkınca tütün kokan bir hala ve ikinci şeyinin şokunu orada yaşıyor ve yerde yatıyor. İşte şiltenin üzerinde. Tavuk mesela, kahramanımız tavuğu hiç sevmez ama ilk gün ona tavuk yediriyorlar. O tavukla ilgili trajik bir durum var. Zeytin ağacı var bir de. Zeytin ağacı. İzmir'de çoktur zeytin ağaçları. Ağladığı zaman zeytin ağacına gidiyor ve ona sarılıyor kahramanımız. Öyle ilginç bir öykü. Sohbetimizin akışında bunlara tekrar döneceğiz. Evet. Alpay'ın Fabrika Kızı şarkısı aklıma geldi doğrusu. Efendim, diğer bir öykümüz değerli izleyiciler. Adımın bir önemi yok. Burada bir şey dikkatimi çekti. Bir cümle. Resim yapmak içimde sakladığım canavarı öldürmeme yardımcı oluyor. Efendim, buradan yola çıkarak Adımın Bir Önemi Yok adlı başlıklı öykünüzle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Adımın Bir Önemi Yok da trajik bir öykü. Yani zaten belki bu öykü kitabı uzun yıllardır kadınlar ve hayvanlar ve çocuklar üzerine yazıyordum ama bu kadar hepsinin bir araya denk gelmesi de çok ilginç oldu. Bu kitapta belki de toplandı bütün bu öyküler. Adımın Bir Önemi Yok da gene bir kadın, gene bir genç diyeyim. 14 yaşında bir kızımız var. Baba ölüyor. Babanın ölümünden sonra çocukta ilginç değişiklikler oluyor. Sürekli evden kaçıyor. Ve sonuçta başka bir akrabasının yanına sığınıyor. Ve o akrabasının yanında işte kadın satıcıları, cinsel istismar, taciz davaları. Ya başına gelmedik şey kalmıyor şeyde, yaşadığı koşullar içerisinde. Ve sessizleşiyor ve susturuluyor. Hiç karşı koymadan uyuşturucuya alıştırılıyor. Ne deseler yapıyor. Ama bir gün geliyor ki, yani insanın bir direnci vardır ya, bir noktada artık hayır dediği noktaya gelebiliyor. İşte 30'lu yaşlarına falan geldiği zaman bu istismarcılara, bu insan ticareti yapanlara karşı direnç oluşturarak kaçıyor. Ve tabii çok yaralı. Bu yara içerisinde ne yapılabilir? Doğaya sığınıyor. Belki de hepimizin hep geldiğimiz yer orası, gideceğimiz yer de orası. Bizi en iyi kucaklayan toprak ve doğa. Evet. Doğaya sığınıyor ve doğanın o şifalı, iyilik getiren yönüyle tanışıyor. Ve sanata, doğanın yanında sanata sığınıyor ve resim yapmaya başlıyor. Çocukluğundan beri zaten bir eğilimi var resim yapmaya. Ve işte sanatın gücü de tam da burada ortaya çıkıyor. İyileştirici yanı ortaya çıkıyor. Evet. Kısa sürede kendini toparlıyor. Ama bazen tabii travmatik şeyler geliyor. Geçmişi unutamıyor. Geçmiş hep bellekte, hani bilinçaltında hep duruyor aslında. Onunla ne kadar yüzleşirsek yüzleşelim. Birazdan Affetmek adlı hikayede de buna değineceğiz. Evet. Hep belleğin arkasında duruyor ve bir şekilde Proust'un da dediği gibi nesneler bize diyor, anılarımızı hatırlatır. Herhangi bir nesne, herhangi bir çağrışım, herhangi bir fotoğraf bize şeyi gösteriyor. Yani kahramanımızın hikayesinden nasıl travmatize olduğunu ve dolayısıyla sanatın gücüyle buradan kendini kurtarmayı çalışıyor. Ama çevresindeki herkes ona affetmekten söz ediyor. Yani affet. Çünkü bu insan tacirleriyle ve uyuşturucu mafyasıyla ciddi bir şekilde tek bir kadın olarak savaşmaya başlıyor. Herkes hani buna telkin de bulunuyor. Sakın yapma, affet, boş ver, ne yapacaksın, başaramazsın. O da diyor ki, yani affetmek geçmişimi, benim yaşadığım geçmişi siz mi yaşadınız ki? Bana affetmekten söz ediyorsunuz. Affetmek çok iğrenç bir sözcük. Neyi affedeceğim ben diyor. Bedenimdeki izleri nasıl silebilirim? Örneğin tabii ben de bir yazar olarak şurada bunu diyebilirim. Ya insan işkenceye uğramışsa bu işkencenin izlerini silebilir mi? Tecavüze uğramışsa bunun izlerini silebilir mi? Bu çok mümkün değil. Biliyorsunuz dünyada hani baktığımız zaman
işte diktatörler de öyle der ya, 12 Eylül'den bugüne dönüp baktığımızda ve dünyadaki işte Hitler'den Mussolini'den Salazar'a kadar gittiğimizde onlar da halka şu telkinde bulunurlar. Unutun. He. Unutun. Bu unutmak devri aslında... sabık yapmayın derler siyasette. Evet. 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 Dolayısıyla unutmak aslında sağaltmıyor. Yüzleşmek sağaltıyor. Hmm. Yüzleştiğiniz ve mücadele ettiğiniz zaman iyileşiyorsunuz. Keza Yahudi toplama kamplarındaki kahramanlarımıza baktığımız zaman tanıklık edenler örneğin bizzat o toplama kampında belki çok şiddet görmeyen ama tanıklık edenler dahi. Evet. Sonra tanıklık bile ne kadar ağır bir çok ağır ve yük. Düşünebiliyor musunuz? Bir de mağdur olduğunuzu düşünün. Bir de mağdur olduğunuzu. Doğru, doğru diyorsun. Dolayısıyla yani affetmek sözcüğü, evet, unutmak sözcüğü bence insana dair değil. İnsan yüzleşebilmeli. Çünkü insan doğadaki en önemli yaratık, varlık diyorsak yüzleşmeyi başardığı zaman bence insan olabilir. Yüzleşmeyi başaramadığımız noktada insan olduğumuzdan söz edemeyiz. Çünkü size örneğin sayın vekilim, size kötülük yapan birisini Türk Ceza Yasası'na göre örneğin bizim ülkemizden söz edelim. Türk Ceza Yasası'na göre diyelim ki birisini öldürdünüz, birine bir şey yaptınız, ne yapıyor? Türk Ceza Yasası'nı devreye koyuyoruz. Mahkemede yargılanıyoruz. Mahkeme ne uygun görmüşse o cezayı kesiyoruz. Doğru mu? Evet. Peki tecavüze uğrayan bir kadının affet dediğiniz zaman böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani siz bir vekil olarak o cezanın öngördüğü ceza yok varsayabilir miyiz? Mümkün değil. Ya da kahramanımıza unut, affet diyebilir miyiz dersek kanıksamış oluruz. Dersek tecavüzlerin, tacizlerin önünü açarız. Evet. Evet. Şimdi aklıma şey geldi. Hannah Arendt'in bu Nazi toplama kamplarındaki bir sanığın mahkemedeki ifadesini konu alan hatta bir filmi de var bunun. Orada Nazi subayı şunu söylüyor. Valla ben bana söyleneni yap, bana emredileni yaptım diyor. Ve işin içinden çıkmış şey olarak. Gerçi çok çıkabileceğini ruhen zannetmiyorum ama bunu işleyen bir hikayeydi o, önemli bir filmdi. İnsanlar robotlaşıyor, makineleşiyor. Toplumda yaşananlara duyarsız kaldığınız zaman bir gün sıra size de geliyor. Yani bunun birçok örnekleri var. Buradan hemen Ceren'in hikayesine atlayalım. İşte Ceren tecavüze uğrayan bir kardeşimiz. Bir de ona tecavüz eden bir kişi var. Şimdi burada biraz kafalarımız şu anlamda, yani ya acaba biz kimi yargılayacağız gerçek anlamda? Buna müsaade eden, buna sessiz kalan toplumu mu, bu faili mi cezalandıracağız? Gerçek anlamda soru çok daha derinlerde mi, ki öyle düşünüyorum. Yani az önce söylediğiniz gibi, yani gerçeklerle yüzleşmek, toplumun bu konudaki suçunu ve kabahatini de hesaba katarak bir adalet ve bir yargılama, yani şeyi kafamıza kurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu Ceren hikayesinde gerçek suçlu kim sizce? Yani öykünün bütün atmosferi içerisinde de bunu bu izleyi okuyucular görecektir. Tabii ki bugün bizim ülkemizde bu çok yaygın. Her gün haberlerde duyduğumuz, gördüğümüz, hatta ölümle sonuçlanan bir sürü vaka var. Ceren hikayesinde de aslında hani benim de yazar olarak duruşum şu. Aslında fail ve mağdur üzerinden meseleye bakıp ona hakaret, küfürler, sapkın, sapık dediğimiz zaman kesinlikle sorunu çözdüğümüzü ben düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı bugüne kadar bu sorun çözülmüştü. Çünkü neden? Aslına baktığım zaman hani aslında toplumun içinden çıkıyor. Kim bu tecavüzcüler ya da kim tecavüz ediyor? Kimimizin babası, kimimizin kardeşi, kimimizin dayısı, kimimizin kocası, abisi, kimimizin sevgilisi. Sonuçta bu toplumun insanları bunlar. Yani bu köklü bir çözüme ihtiyaç var. Sadece kişileri baz alarak sapkın diyerek meseleyi. Peki sapkın nasıl oldu? Yani hepsini hasta gözüyle. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bazen tip olaylar oluyor. Yani bir linç yaşanabiliyor. İşte failin üzerine insanlar bir anda çullanabiliyor. Yani çok enteresan bir paradoks. Aslında o faili yaratan aslında o toplum bir ölçüde. Toplumun içinden çıkıyor. Fakat o fiil de ortaya çıkınca da linçe kadar o insanı sokak ortasında polisin elinden alarak öldürmeye kadar da gidebiliyor. İnanılmaz bir çelişki hakikaten. Doğru düşünüyorsunuz. Evet. Tabii burada sakın yanlış anlaşılmasın. Tecavüzü ve tecavüzcüyü korumak gibi elbette, bir şeyimiz elbette. Yok. Elbette ama işte toplum onu yaratıyor. Evet. Ama şeye gelince de aslan kesiliyor. Tabii. Yani onu da böyle işte adalete, hukuka, polise bırakmadan bir sokakta bir
bir yargı ve infaz yapmayı da evet, son derece kendine, mahir bir toplumuz. Kendine göre yani. Biliyor. Evet. Örneğin şöyle bir şey sorayım o zaman. Hani kadınlar ve erkekler bu toplumda yaşıyor. Örneğin ki tecavüz eden birisi erkek genelde tabii böyle oluyor. Cins olarak erkeklerin yapmış olduğu eylemlerden birisi. Hiçbir tane kadın, hiçbir tane erkek çıkıp topluma şu cümleyi kurdu mu? Ya evet benim kardeşimdi, benim babamdı, benim kocamdı. Evet. Dedi mi? Evet. Demiyor. Neden demiyor? İşte tam da bunu sormamız lazım. Onu dediğimiz zaman insanız. Onu dediğimiz zaman bunların önüne geçebileceğiz. Ve o insanları da sağaltacağız. Sapkın olarak değil. Bu niye sapkın olduğu? Yani sapkın olarak nitelendiriyorsak yaşam. Yani sonuçtan giderek bir şey hakkında karar vermek hep yanıltıcıdır. Bir ileriye gidelim. Hani kahramanın ilk çocukluğuna gidelim. Bugüne kadar gelen süreçte yaşadıklarını bir baktığımız zaman meseleye başka türlü bakacağız. Yani belki o da tecavüz mağduru. Bu arada Emine Hanım biz tabii sizin öykü kitabınızın içeriği olarak daha çok tecavüz mağdurlarını konuşmakla beraber kadınlarımız üzerinde daha çok erkeklerimizin biraz öz eleştiri yapmakta erkek olarak gerekirse sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Birçok alanda aslında baskı uyguluyoruz. Sadece cinsel tacizin de dışında birçok alan var. Tabii konumuz bu değil. Ben sadece bir parantez açmak istedim. Evet, katılıyorum size. Evet. Doğru. Efendim, sen dünyaya sırrını açtın başlıklı öykümüzde. Kurban olmayı değil, hayatta kalmayı ve mücadele etmeyi seçtim. Burada bir kurban tipolojisi üzerine belki durabiliriz. Evet, söz sizde, buyurun efendim. Şimdi sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi yani ataerkil bir toplum, dünyada bu böyle, sadece bizim ülkemizde değil ama bizim ülkemizde bu daha çok yaygın. Belki niye yaygın, bunun üzerinden de düşünmek gerekiyor. Kurban olma zaten bizim çocukluktan yetiştirilme biçimimizle ilgili. Hani kadınlara gösterilen, belletilen rollerle erkeklere gösterilen, belletilen roller farklı. Örneğin bir erkek çocuk, sizin de bir erkek çocuğunuz varsa sokakta gezer, tozar, eğlenir. Gecenin kaçında gelirse gelsin onun için pek şüphe duymazsınız. Ya da niye geldin diye soru sorsanız da bir kızınıza gösterdiğiniz şeyi göstermezsiniz. Çünkü kızlar için sokakta kötü insanlar vardır. Aslında böyle baktığımız zaman kadınlar evinde oturan, ev işlerini yapan, evlenince çocuk doğuran, çocuğuna bakan, yani atıl bir insan olarak aslında kadınları yetiştiriyoruz. Dolayısıyla susan, her zaman konuşmayan, her zaman gülemeyen kadınlar. O zaman ne oluyor? Şimdi kadın evlendiği zaman da ne kadar şiddet görürse görsün, biliyor ki geri döndüğü zaman baba evinde ona yer yok. Eğer maddi bir olanağı yoksa, hayatta tutunma şansı yok. Ne yapıyor? O şiddeti kabul ederek hayatına devam ediyor. Tam da burada şu güzel bir noktaya getirdiniz aslında. Sen dünyaya sırrını açtın başlıklı öykünüze tekrar. Zaten onu konuşuyoruz. Orada çok enteresan, yani oradaki kahramanımız yani kadın hem şiddet görüyor hem de özür dilemeye devam ediyor. Bu ruh halini bir miktar daha aşabilir misiniz? Yani çok dikkatimi çekti. Evet yani, şimdi bu toplumun hani kadına... Hocası tarafından sanıyorum tacize uygun. Toplumun kadına bakış açısıyla çok ilgili. Daha önce en yakın erkek arkadaşı, kahramanımız en yakın erkek arkadaşı tarafından 18. yaş günde tecavüze uğruyor. Evet. Ama bunu hiç kimseye söyleyemiyor. Çünkü kendine bile itiraf edemiyor. Diyor ki yani biz o kadar yakınız ki kimse bana inanmaz diyor. Bunu ben anlatsam da. Evet. Dolayısıyla sonra okuldaki hocasıyla beraber oluyor. Ona aşık oluyor. Ama süreç iyi giderken her şey bazen güzel giderken hep genellikle de böyle oluyor. 3 aydan sonra önce sözsel şiddet, sonra fiziksel şiddet başlıyor. Evet. Hatta hamile kalıyor. Evet. Bu şiddet sonucu hamileliği sonlanmak durumunda kalıyor. Ve dolayısıyla şimdi buradaki tabii kurban hep susuyor, hep özür diliyor bir de. Adamdan özür, hocasından özür diliyor. Çünkü en yakın arkadaş ona tecavüz etti. Yaşadığı, sevdiği, aşık olduğu adam da böyle davranıyorsa kusurun kendisinde olduğunu düşünüyor. Bende bir sorun var duygusuna bir kapılıyor. Dayak yiyor, özür dilerim diyor. Acaba neye sinirlendirdim ki? Nerede ben hata yaptım? Ne yaptım ki diyor. Bunun üzerine gittikçe daha da atıllaşıyor. Hani direnç, niye bana, hani ne olursa olsun kimin hakkı var bana bir şiddet uygulamaya sorusunu sormadan özür diliyor. Evet. Dolayısıyla bu bizim tabii yetiştirdiğimiz tarzımızla çok çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu topraklar için bunu söyleyebilirim. Efendim, diğer başlığımız bir köpeğin merhameti. Evet. Aslında buradaki hikayeden çok bu konuda oldukça güncel, biliyorsunuz. Hikaye çok etkileyici. İsterseniz günceli de biraz değinelim ama önce şu hikayemizdeki bu köpeğimizin kahramanımıza verdiği o enerjiyi, o umudu,
Biraz oradan girelim de biraz da güncel konuşup sonra diğer başlıklara geçelim. Diğer öykülere geçelim. Evet, bir köpeğin merhameti de işte dağda yaşayan bir dede ve torun var. Bunlar işte dağdaki keçilerinin sütüyle falan ovaya inip süt satıp yaşayan insanlar. Daha sonra bir şekilde ne diyelim, eşkıya diyelim, birileri tarafından önce dede öldürülüyor, sonra işte bu genç kızımızı alıp götürüyorlar ve günlerce Biraz da bu haftalarca aileye karşı, orada yaşayan insanlara karşı bir ön yargı da bir var ön anladığım yargı var. kadarıyla kentlilerden. Evet, kahramanınız dağda ve ovada yaşamanın hani iki Çeşitli ayrı tarihsel nedenlerle tarihsel dışlanmış bir, nedenlerle öyle dışlanmış diyelim. bir kesim diyelim. Zaten kahramanımız dedesi tek başına hiç göndermiyor süt satmaya. Çok Mutlaka dikkat kendisiyle ediyor. birlikte Doğru. götürüyor. Doğru. Ve kahramanımız genç bir kız şey diyor. Bize diyor nefretle bakıyorlar diyor. Ben diyor nefretin kokusunu aldığım gibi yalanın da kokusunu alıyorum diyor. Neden böyleler diyor. Dedesine soru soruyor. Dedesi de ona şimdi daha çok küçüksün anlamazsın sen bunları diyor. Geçiştiriyor. Geçiştiriyor. Sonuçta bir şekilde gene hani bu da mağdurlarımızdan birisi, kurbanlarımızdan birisi. Ama bu sefer bu kurbanın başka bir merhamet ona yükleyen birisi Aslında bir var ki. insandan değil bir hayvandan Yani merhamet evet yani görüyor. evet. Çok ilginç değil mi? Bence de çok ilginç. Sonra yerde yatarken beton zeminin üzerinde sanki böyle bir kalenin içinde olduğunu hissediyor. Her tarafı Hatta yarık çırık. kahramanımız kendine de yediremiyor. Yani bir insan nasıl acaba bir başka insan tarafından bu hale düşürülebilir? İnsanın kendi bir onuru var değil mi? İnsan Evet. olmanın. Bunun bana eski bir şarkının sözlerini hatırlattı. Emek işkencede mahkum diye. Evet doğru. Evet, buyurun. Doğru. Tabii orada şey diyor, bu insan onuru bu kadar ayaklar altına alınabilir mi? Yaşadığım için kendime güceniyorum diyor. Bunu bir genç Değil kadın mi? söylüyor. Yediremiyor O kendine, arada tabii kahramanlar ıslık çalıyor. Hatta kargayla fahişenin şeyinden söz ediyorlar. Köpeğin kulağına şey diyorlar, oğlum diyorlar işte kokla dağılınar diyor kargayla, fahişenin hikayesi gibidir, ne kadar yıkarsan yıka daha kararırlar. kararlı. Dolayısıyla onu O da da bir ilginç dağlı bir şey. fahişe olarak düşünüyorlar bir kadını. Çok iç Yani açıcı ön tabii. yargının Tabii. siyahlığı, karalığı, koyuluğu da Türlü buradan yok. çıkıyor değil mi Yok ortaya? yani evet, ön yargı hep ön yargı. Bu köpekten aldığı umudu da Evet. değinelim, öyle Şimdi geçelim. dolayısıyla yerde yaparken köpeği zaten hani yanına köpek dolaşıyor. Sonra köpek bu kahramanımızı kokluyor, yalıyor, nefesini veriyor, burnuyla itekliyor, uyanması için çaba sarıyor. Çünkü kahramanımız yarı baygın. Köpeği ne kadar çağırırsa çağırsın sahipleri, köpek sahiplerinin yanına gitmiyor. Hiçbir şekilde kahramanın yanından Ya ayrılmıyor. mağdurun yanında duruyor Evet, hayvan. kahramanımıza Enteresan. güç veriyor. Kahramanımızla beraber bir direnç oluşturuyor. Ve bir şekilde kahramanın yeniden hayata dönmesine, yeniden merhamete inanmasına, bu merhametin bir insandan değil de bir hayvan diye aşağıladığımız bir köpekten gelmesi çok muteber bir şey. Bugünkü dünyamızda da bugün de aslında Türkiye'de tam da hayvanların böyle ötenazi sözcükleriyle Katille yok ilgili, edilmesinin de burada hani önüne geçilmesini, Sayın Vekilim tabii siz de bu konuda elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Bir an önce bu trajediye dur denilmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim yanlış bilmiyorsam Platon'un bir lafı var. Der ki bir siyasetçi devleti yöneten insanların sadece siyasetçi değil aynı zamanda filozof olmaları da gerekir. Evet, Platon'un evet. Bu filozofya ya da işte bilgelik biraz siyaset dünyamıza hakim olabilse bu yüz karası düzenleme daha işte önceki gün sanıyorum meclisten geçti. Asla hem düşünülmezdi akla da gelmezdi yasalaşmazdı da. Efendim diğer başlığımız çığlık çığlığa bir sessizlik. Orada Elveda isimli bir beyin tümörü yakalanmış bir kahramanımız var. Onunla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şöyle diyebiliriz. Şimdi toplumsal nedenleri tartıştık. Öyküleri toplumsallık içerisinde değerlendirdik. Biraz daha çemberi daraltarak aileye dönüyoruz bu sefer. Hani kutsal adettiğimiz ailenin bir insana neler yaptığını da aslında burada görüyoruz. Hastalandığınız zaman hani itibarınız, paranız, zenginliğiniz ve şöhretiniz varsa ne yazık ki insan denen varlık böyle bir şey hep yanınızda. Ama hani düştüğünüz zaman herkes sırtını Öyle dönüyor. oluyor, Burada da öyle bir öykü
izliyoruz. Kahramanımız birkaç kez işte ameliyat oluyor beyin tümöründen. Hmm. Daha sonra bu yatalak noktasına düşüyor. Evet. Kocası dahil, çocukları dahil ve ailesi dahil hiç kimse sahip çıkmıyor. Evet. Ve tek başına ölüme terk ediliyor. Hani kısa bir hayattı, uzun bir ölüm oldu. Öykünün sonunda öyle bitiyor. Kısa bir hayattı, uzun bir ölüm oldu. Çığlık çığlığa bir ölüm ve adın kalplerden çok kısa sürede silindi deniyor. Öykü öyle bitiyor. Hapsedilmiş bir hayat, yok edilmiş bir hayat. Bunu da insanın insana yaptığı. Ne yazık ki aslında bize diğer canlılar bir şey yapmıyor. Ne yapıyorsak biz kendi kendimize yapıyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. Yani bir yakın çevremde aslında bir örneği ben önceki yıl yaşadım. O halde biz biraz yaşımız ilerledikçe insanoğlu olarak biraz da önlem almak zorundayız gibi bir düşüncedeyim. Yani biraz geleceği okuyarak tabii ki nasıl bu dünyayı terk edeceğimizi bilmiyoruz. Beklenmedik hastalıklarımız olabilir, ölümcül hastalıklara yakalanabiliriz. Ya da yaşlıktan dolayı çok güç durumlarda kalabiliriz. Biraz kendimize bakmak, biraz dikkat etmek de herhalde bizim yapmamız gereken görevlerden biri. Efendim, diğer başlığımız dudaklarımızdaki zincir. Efendim, burada umut dudaklarımızdaki zinciri çözecek. Çok böyle biraz gizemli görünüyor ama bu umutun içini nasıl dolduralım? Yani bu umut nasıl bir umut ki bizim açmazlarımızı, zincirlerimizi söküp atacak, bizi refaha, bizi iyi bir noktaya mı taşıyacak? Bu umut doğrusu benim bugüne kadar bildiğim umuttan biraz farklı. Burada ne diyebilirsiniz? Şimdi evet, bu da bu iki sevgili, kahramanımız iki sevgili. Hayatı farklı okuyup doğanın içerisinde yaşayan, gökyüzünü ne farklı anlamlar atfeden, güneşi farklı algılayan da böyle birbirine, özellikle kadın kahramanın böyle çok birikimli bir yanı var ve diğer erkek kahraman ondan çok şey öğreniyor. Hani hayatının şey diyor, benim kalbim taştandı ama o taşları diyor o kırdı diyor ve buza çevirdi diyor ve erimeye başladı diyor. Kahramanımız çok muhteşem bir kadın aslında buradaki ve erkek kahraman diyor ki aslında biz diyor aşktan doğduğumuzu düşünüyordum ama yanılmışım. Umuttan doğmuşuz bir. O diyor benden umutlu, kendinden umutlu, doğadan umutlu, herkesten umutlu. Evet. Umut aslında insanın yaşaması için herhalde başvurduğu en önemli kavram. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Gelecekte hep bir umut arıyoruz. Gelecekte şöyle olacak. Gelecekte böyle olacak. Yarın şunu yapacağım. Eğer umut olmasaydı acaba biz bu kadar dirençli olabilir miydik diye düşünüyoruz. Çünkü hayallerimizi, dirençlerimizi, mücadelemizi hep umuda bağlıyoruz. Ama tabii bunu derken de burada kahramanlarımızın da söylediği gibi umut sanal bir şey değil. Umut mücadele ederek kazanılacak bir şey. Eğer umudunuz varsa mücadeleyi, emeği de elden bırakmamak gerekiyor. Öbür türlü mücadele etmediğiniz, emek vermediğiniz hiçbir şey sizin olamaz. Yani hani sanırım Sokrates'in bir sözü vardı ya da Sartre'ın da olabilir. Yani şurada tam anımsayamadım hangisinin. Sorgulanmayan hayat sizin değildir. Evet. Sartre'ın sözü. Onun gibi umut yoksa hayatınız yok diye düşünüyorum ben. Yani evet, planlamalar da var umutun tabii, içinde. Tabii gelecek hayal, var. Yani salt bir hayal ya da soyut bir şey. Çok güzel aslında ifade ettiniz. Tamamen. Teşekkür ederim. Katılıyorum. Efendim, diğer başlığımız benim adım başlıklı öykümüz. Orada Zuzu ve Ari var. Bunlar güven parktalar. Evet. Bu internete getirilen yasaklarla ilgili bu tabii Ankara'da yaşıyoruz. Bir güven parkta neler oluyor acaba? Güven parkta neler oluyor? İşte bu gençlik. Gençlik biliyorsunuz hani bıçkındır, delikanlıdır, korkusuzdur, hayalleri çok yüksektir gençliğin. Çünkü insanlar yaşlandıkça hayallerini de unutuyorlar. Ama hepimiz genç olduk, hepimiz gençken, ben kendimden örnek verirken ateş gibi, ateş parçası gibi falan bir şey oluyoruz. Evet. Sanırım gençlik de öyle. Onun için gençleri ben çok seviyorum. Onların ateşine hayranım. İşte onlar da öyle, gene bir internete yasak getiriliyor ülkede. Bu internet yasağını protesto eden gençler. Ama her zaman olduğu gibi hani böyle hükümetlerin bu protestolara karşı son derece sert müdahaleleri oluyor. Halbuki gençlikle oturup konuşulabilir. Çünkü Mustafa Kemal'in de dediği gibi gençlik geleceğimiz. Tabii. Yani onlara sahip çıkmalıyız. Tabii. Onların düşünce sistemini öğrenmeliyiz. Çünkü biz geleceği onlara teslim edeceksek onlara şiddetle değil sevgiyle yaklaşmamız gerekir. Öyle. Ama ne yazık ki bunu şimdilik göremiyoruz. Umuyorum, yine umut ediyorum. Gelecekte bunları görürüz. Parklarımızın etrafını sarmayalım. Sarmayalım. Açık kalsınlar. Parklar herkese açık olsun. Şimdi ben İsviçre'ye gittiğimde İsviçre parlamentosunun
bahçesine gittim. Şöyle bir şey gördüm ama aynı zamanda İran'dan da örnek vermek isterim burada eğer izniniz olursa. Rica ederim. Parlamento binasının bahçesinde, bakın bahçesinde sevgilisiyle el ele oturmuş içki içiyorlar. Birisi gitar çalıyor, diğeri köpeğini besliyor, diğeri çimlerin üzerinde uyuyor. Yani ülkenin insanına, gençliğine dair her şeyi görebiliyorsunuz. Keza İran'a gittiğimde, İran'da camilerin iç bölümlerinde aynı şey orada da var. Enteresan. Ben çok şaşırdım, İran'da nasıl olur ya, camide birisi gitar çalıyor. Bir orada biri namaz kılıyor. Kadının biri memesinden çocuğunu emziriyordu. Böyle hayretle kaldığımı düşünüyorum. Bence de bizim ülkemizin parkları herkese açılsın. Herkes güzelce yaşasın orada. Efendim 2005 yılında Güney Kore parlamentosuna girdiğinde ben orasını bir sanat galerisi zannettiğimi söyleyebilirim. Evet, diğer başlığımız Ölüm Kayalığı. Burada gene köpeklerin hikayesi, kahramanlarımız köpekler zannediyorum. Bu konuda bu kahraman köpekleri, yani konunun hikayesi köpeklerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Ölüm Kayalığı öyküsü köpekler üzerine yazılan bir öykü. Bu öyküde işte 4-5 kahramanımız var. Bunları bir şekilde işte şimdi olduğu gibi toplumun bir kesimi hayvanlardan memnun değil, mutsuz, onları tehlikeli görüyor. Topluyorlar, kamyonların arkasına koyarak Ölüm Kayalığı denen bir yer var. Daha önce başka köpekleri götürdükleri, etrafı demir tellerle çevrili, oraya bir kayalık, alttan altı su, oraya bırakıyorlar, etrafı tellerle çevirip hayvanlar zaten oradan çıkamıyorlar ve ölümü bekliyorlar. Bazen de birbirlerini yiyorlar. Şimdi buradaki kahramanlarımız da gene aynen doldurmuş gidiyorlar ama burada dirençli kahramanlarımız var, uyanık kahramanlarımız var ve bunlar bir şekilde bunlara bu zulmü yapanları, birisi birilerini kendileri öldürüyor, diğeri de kendi korkusundan kayalıklardan aşağı atlayarak ölüyor. Ve kahramanlarımız rüzgarda, böyle efil efen esen rüzgarda hep beraber özgürlüklerine doğru koşuyorlar. Çünkü şöyle, ha dünya varsa, yaratılan, hepimiz yaratıldıysak o zaman hiç kimsenin bir diğerini öldürme hakkı yoktur. Herkesin tabii hakkı kutsal. Hayvan olsun, geçerli, bitki olsun, çiçek olsun, böcek olsun. Yani biz şöyle, insan olarak çok vahşet yüklüyüz. Kendimizin dışında her şeyi yok ediyoruz. Halbuki bu doğaya bir kere karşı çok ciddi bir vahşettir. Çünkü hepimiz doğaya aitiz. Bizi öyle değil mi? Evet. Öyle evet, düşünüyorum. Aynen, aynen. Efendim, belki de en önemli yere geldik. Kimse inanmıyor bana. Evet. Tekrar izleyicilerime göstereyim bu güzel öykü kitabınızı. Değerli izleyiciler, biraz önce de programımızın başında da söyledim. Biz Kars'ın Selim ilçesindeyiz Emine Hanım'la. Hemşeriyiz. Köylerimiz de çok yakın birbirine. Selim'in bir istasyonu vardır. Çocukluğumuzda bizim hayallerimiz olan bir yerdir. Selim'den biraz uzaktadır ve etrafı ağaçlarla örülüdür. İstasyonun merkezini ağaçlardan pek göremezsin. Burada da ilginç bir hikaye var. Çok bize tanıdık gelen, çok şey gelen. Bize bu Selim istasyonu, oradaki kahramanımızın, genç kızımızın bir askere olan aşkıyla ilgili zannediyorum. Buraya şöyle bir özel duralım üzerinde. Tamam. Yani tabii Selim Kars çok önemli benim için. Doğduğum topraklar, her zaman orayı özlüyorum. Hatta evet, bir ara gidip acaba orada mı yaşasam, Kars'ta mı diye düşündüğüm bile oldu. Evet. Bilmiyorum, belki hani şöyle, her canlı doğduğu toprağa geri dönüyor. İnsanlarda da bu böyle, çünkü yaşlılarımız öldüğü zaman beni köyüme götürün diyor ve beni buraya. Onun için doğulan toprağın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da kahramanımız gene işte dediğiniz gibi istasyona yakın bir köyde, o köyde yaşıyor. İşte bir gün cemselerle köye askerler geliyor. İşte istasyona kamp kuruyorlar. Savaş çıkacak deniyor. Öyle diyorlar büyükler. Savaş çıkacak. Evet. Ama köyden de askerlere, askeri severiz ya biz millet olarak. Tabii hemen. Evet, hemen mutfağımızı açarız. Hemen yiyecek götürürüz. Anadolu'nun çocuklarıdır deriz ya biz, evet, onlara. Anadolu'nun çocukları, hepimizin evlatları. Aynen çünkü öyle. Askerler. 1974'te Kıbrıs'ta paraşütçüler inerken çocuklar hemen ellerinde su götürdüler. Tabii tabii. Görüntüler var biliyorsunuz. Öyle olunca da muhtar ve köyün öğretmeni, biliyorsunuz köyün büyüğü onlar sayılır. Her haneye belli görevler veriliyor. Diyor ki sen şunu, sen şunu, sen şunu, hani askerimizi besleyelim. Evet. Dolayısıyla çocuklarla gönderiliyor. Çocuk derken hani askerlerden 3-4 yaş küçük belki. İşte oradaki kızlarımızdan birisi, oradaki bir
askerle aşkı anlatılıyor. Evet. Çok güzel bir aşk öyküsü evet. aslında. Daha sonra bir gece askerler yok oluyor, gidiyor. Bu arada babaannenin bir takım uyarıları var. Babaanne diyor ki, kızım diyor, yapma diyor bunları, etme diyor, bak diyor, yarın diyor başına hayal neler gelir. Hayal kırıklığına uğrama. Yani sıkıntıya uğrama diyor. Evet. Ama o diyor ki, anneanneciğim diyor, benim kalbimde ateş yanıyor, sen bunun farkında evet. değilsin diyor. Evet. Ve sanki diyor kalbime ateşi koymuşlar, bir şey yanıyor diyor. Kimseyi dinlemiyor, aşkı uğruna gidiyor evet. tabii. Daha sonra askerler gidiyor, baba, anneanne ölüyor o arada. Kahramanımız herkese soruyor, istasyona gidiyor. Yok diyorlar, öyle bir kamp kurulmadı, burada asker falan yok. Evet. Yani sağa sola soruyor, kadına soruyor, çocuğa soruyor, yaşlı. Herkes buna deli gözüyle bakıyor. Allah Allah, ne askeri ne kampı diye. Kimse inanmıyor. En sonunda okul öğretmenine gidiyor. Diyor ki, işte böyle böyle, evladım ne diyor kampı, ne askeri diyor. Sen hayal görüyorsun, şimdi anneannen öldü ya. O da diyor ki, yok ben hayal görmüyorum. Cebinden bir tane mühürlü bir kağıt çıkarıyor. Diyor ki, bak bana bunu verdi. Bu da askeriyenin mühürü evet. olan beyaz bir kağıt. Hemen hoca alıp cebine koyuyor, öğretmen. Sonra hayır diyor, sen hastasın diyor. Bizim çocukların yanına gel, sana biraz işte bakalım. Baba, anneannen ölünce diyor, yalnız kaldım falan. Hayır diyor, hayır diyor, size inanmıyorum. Kağıdı verin. Ne kağıdı diyor, sen bana kağıt falan vermedin. Sonra oradan çıkıyor, muhtara diyor. Yok, muhtara gidip sormayacağım. Anneannem ona yalan satan adam derdi. Evet. Onun için yalan satan adama gitmeyeceğim. Kedisini alıyor. Kedisinin adı da Mırmır. İstasyona gidiyor. Mırmır'la beraber her gün gelen trenleri, geçen trenleri bekliyor. İşte orada kahraman diyor ki, kimse inanmıyor bize ama ben ve Mırmır kendimize inanıyoruz. Evet. En azından ikimiz birbirimize evet. inanıyoruz. Değil mi? Mırmır orada da mesela bir kedi. Kedinin büyük bir dostluğu, arkadaşlığı, yarenliği var yani. Hayvanlar vallahi insanlar, güzel, eş. Çok gizemli de bir hikaye. Evet. Hakikaten böyle hoşuma gitmişti yani. Teşekkür ederim. Efendim, hayat başlıklı öyküye geldik. Burada kahramanımız işte terzide çırak oluyor, kaf oluyor, usta oluyor. Sonra iflas ediyor, işçi olarak çalışıyor. Daha sonra barlarda türkü söyleyen bir hanım evet. kahramanımız var zannediyorum. Evet, hayat. Bu konuda da neler söyleyebiliriz? Burada böyle işte yani tabii kitabın tamamı özellikle kadınlar, çocuklar ve hayvanlar üzerine örülü. İzlek evet. onun üzerine yürüyor kitapta. Burada da gene dirençli bir kahramanımız var. Zaten kitabın tamamında kahramanlarımız atıl değil. Mutlaka hayatın üstesinden gelmeyi başaran kahramanlar. Öyle de olması gerekir diye düşünüyorum. Burada da kahramanımız çok şeyler çekiyor. Annesi babası doğalgazdan zehirlenince evet. tek başına kalıyor. Öğretmen ona sahip çıkıyor. Ablasının yanında terzilik yapmaya başlıyor. İşte terzi hanım ölünce o da kendi dükkanını açıyor böyle merdiven altı bir yerde. Ama tabii bu biliyorsunuz çıkarcılar, mafya evet. bu işler insanları karşılaşılan şeyler. Karşılaşılan şeyler yani. Rahat bırakmıyorlar. En sonunda evet. hacizler derken bunu borç yapıyorlar ve dükkanı her şeyi elinden alıyorlar. O da işte hem çalışıyor hem akşamları bu borçları ödeyebilmek için kadın bir kahramanımız var. Kadın kahramanın barında türkü söylüyor. Güzel evet. de bir sesi var kızımızın. Evet. İşte orada bir öğretmenle tanışıyor. Öğretmen de bir kadın. İkisi dertleşirken öğretmenin de aslında trajik bir öyküsü var. 30 yıl sonra emekli olan bir hanımefendi. Ev ve işte aldığı ikramiyeyi kocasının üzerine. Erkek kahramanımız burada evi de satmış kadından gizli olarak. İkramiyesini de bankadan çekmiş. Öğrencisiyle çekmiş gitmiş. Burada öğretmen diyor, Hayat kadının adı zaten. Zaten hayat kahramanımızın. Hayat diyor tam bana hayat ikramiyesini vurdu diyor. Böyle evet, oldu. Evet. Sonuçta diyor. Hiç konuşmazdım ben aslında diyor öğretmen. Gandhi gibi diyor sözcük orucu tutmuştum. Gandhi mesela hiç kimseyle konuşmazmış. 3 gün boyunca tek cümle kuramazsın. Kimseyi de dinlemezmiş. Konuşmazdım Gandhi gibi sözcük orucu tutmuştum ama sen benim orucumu bozdurdun. Sana bütün hikayemi anlattım. Haydi diyor hayata içelim. Evet güzel. Efendim Yüksel Caddesi'nde bir mekan geçen hikayeye geldi konu. Öykümüzün başlığı da zaten Yüksel Caddesi. Değil mi Sayın? Evet. Aydın. Efendim bu Yüksel Caddesi'ndeki bu mekanda neler oldu? Onunla devam edelim. Yüksel Caddesi Ankara'nın çok ilginç caddelerinden birisidir. Siz de bilirsiniz. Tabii. Yani her saat
ayrı insan profili geçer oradan. Evet. Saate göre sokağın kokusu değişir, caddenin kokusu değişir. Örneğin 7'de gidenler işte devlet memurlarıdır, 8'de gidenler işte muhasebecilerdir, 9'da gidenler biraz daha şeydir. Ondan sonra gençlik ve daha çok gece hayatını yaşayanlardır. Yani sokağın hafta yüzü, sonu da profil değişir. Tabii sokağın yüzü hep değişir. İlginç bir caddedir. Eylemler orada yapılır, protestolar orada yapılır. Polis dostlarımız oradadır. Polis dostlarımız oradadır, şemsiyeler oradadır. Evet. Yani kalkanlar oradadır. Her şey oradadır. Yani her şey orada yaşanır. Aynen. Başkentin. Panzerler önemli. Oradadır. Başkentin önemli caddelerinden evet. birisi olduğunu düşünüyorum. Orada bir mekanda geçen bir öyküm Müs bu da. Öykü üçlü bir aşk üçgeni üzerine kurulu. İşte mekanın önemli özelliği var işte. Mekan her akşam ne keyifçiler gider orada. İçkilerini içerler, muhabbetlerini yaparlar. Bazen masalarda öyle olur ki masalarda devrim falan yapılır. Alkolün etkisiyle memleket kurtarılır. Ne büyük laflar edilir ama evet. sokağa çıktıkları zaman süklüm püklüm yürürler. En yolunu tutarlar. O masalar önemlidir. Hani o evet. masalarda konuşulur ama aynı zamanda orada kediler çok yoğundur. Böyle hakimdir, her evet. masaya bir kedi gelir. Köpekler göremezsiniz ama en evet. çok ben hatta oraya kediler bahçesi falan diyorum. Çok güzel kedileri vardır. Orada bir erkek kahramanımız sevgilisini bekler. Bu sevgili ama hani bir eşcinsel ilişki öyle diyeceğim. Evet. Dolayısıyla sevgilinin bir karısı vardır tabii evli diğer erkeğin. Diğeri bekar. Bu iki erkek arasındaki aşkı anlatır. O gün buluşacaklardı bunlar. Çok kutlu bir aşktır bu. O gün buluşacaklardı ama buluşma gerçekleşmez. Çünkü evet. Evli olan erkek kahramanınız buluşmaya gelmez. Diğer kahraman çok sıkıntılıdır. Gelmediği için çok üzgündür. Binlerce düşünce ve hayal geçer aklından ama hiçbirisini masaya oturtturamaz. Dolayısıyla o arada sokak tabii renklidir. Anarşistler geçer. Dışarıda da başka tabii olaylar. Tabii anarşistler geçer. Onların planda, sloganlarını evet. duyar. İşte bitecek bitecek bu erillik bitecek diye. Böyle harmanlanır gider kahramanlık. Çeşitli protesto, protesto gruplarının sesleri ayrı duyar. Grupların arka planda geçiyor bunlar. Evet yani sinematografi evet. gibi bir şey yani var. Yani tam Yüksel Caddesi'nin şeyi resmeden bir durum. Evet. Sonra bir kadın gelir karşısındaki masaya oturur. Kadının yakasında bir tane siyah beyaz fotoğraf var. Belli ki bir cenaze cenazeden gelmiş evet. diye öyle öykünün izleyinde öyle anlıyoruz. Siyah beyaz bir fotoğraf iliştirmiş. Kadın böyle tanıdık gibi bakar kahramanımız ama kahraman bir türlü anlam veremez. Yani ben hiç tanımıyorum bu kadını kimdir diye. Ama kadın sanıyorum oradaki fotoğraf da pek seçemiyor gözü. Seçemiyor. Uzak evet. olduğu için seçemiyor. Sürekli kadının göz hapsinde olduğunu hisseder kahramanımız. Biraz da huylanır bu durumda. Allah Allah nereden tanıyorum ki ben bu kadını der. Bir türlü çözemez ama zaten kendi... Aslında gördüğü bir kadın değil ama tanıdık geliyor zannediyorum. Tanıdık geliyor. İlginç. Dolayısıyla ama kadın adamı tanıyor. Onu sonradan öğreniyoruz ki evet yani... Kadın tanıyor ama adam tanımıyor. Kadını tanımadığı halde ona tanıdık evet, gibi de tanıdık geliyor. Gibi geliyor. Evet tanıdık gibi geliyor. Sonra öykü işte devam eder. Adam artık... Tamam umutlar bitmiştir artık gitmek durumundadır. Masayı hesabı öder ve kalkar masadan. Tam kalktığı sırada kadın da kalkar masadan. Ve kahramanımıza doğru yürür. Beklediğiniz gelmeyecek der. Adam şaşırır. Yakadaki fotoğrafa bakar. Sevgilisinin fotoğrafı. Böylece kalır. Kocamdı der. Evet ilginç. Kahraman böylece kalır. Telefonunu o gün kırıldı der. Kalp krizinden. Bugün de cenazesi vardı. Ben onu gömdüm ve geldim. Sizi nereden tanıdım mı soruyorsunuz? İnsan sevdiğinin kokusundan, onu sevenin kokusundan tanır diyor. İlginç bir final. Öykü de öyle biter. Vallahi ellerinize sağlık hakikaten. Teşekkür ederim. Kaleminize sağlık. Ben de çok beğenmiştim bunu okurken. Efendim Kar Topu isimli başlığımıza geldik. Burada bir tavuk kahramanımız var sanıyorum. Evet. Yani bu burada bir yani bir döngü var dünya üzerinde aslında. Biraz aslında bunun üzerinde de ben durmak istiyorum. İşte örneğin bir ağacın kökündeki toprağın altındaki bir organik madde, bir bu tavuk olabilir, başka bir varlık olabilir. O aslında orada çözünüyor. Ağaç ondan bir takım mineraller, bir takım şeyler alıyor. Dalları oluşuyor, yaprakları oluşuyor. Eğer aşağıda bir tavuk cesedi varsa ve ağaç bundan yararlandıysa bu yapraklarda tavuğu hayal edebilir miyiz?
Evet, bence gayet iyi tanımladınız. Aslında güzel. Yani öykü tam da anlatmak istediğini siz söylediniz. O sevdiğimiz tavuğun evet. yeri kazanmış evet. olabilir miyiz evet. acaba? Evet, tam da öykünün anlatmak istediğine şey yaptınız, altını çizdiniz diyebilirim. Aynen öyle. Yani şöyle de düşünüyorum ben. Hani doğada var olan bir şey yok olmuyor. Örneğin hani Müslümanlıkta biliyorsunuz ölülerimiz yakılmaz. Biz gömeriz, Hı-hı. toprağa gömeriz. Önce evet. toprağa gömülürdü. Şimdi altı toprak, kenarları beton olan beton bölümlere oluyor, gömülür. Evet. Ama örneğin şeye bakarız, mezarlara gidelim. Hı-hı. Mezarları hep çok yeşildir. Evet. Ve ağaçlar çok güzeldir. Hı-hı. Hep ben bunu merak ederdim. Niye öyle? Sonra Hı-hı. aslında üstünde düşünmeye başlayınca, evet ya, o insanların... Toprak zenginleşiyor tabii, anladığım kadarıyla. Daha verimli oluyor. Bir sürü protein, yani bu... her şeyi oradan alıyor ve o ağaçlar onun için o kadar doğanın güzel. Doğanın döngüsü orada zaten. Renkleri bile farklı evet, orada. Aslında baktığın zaman değişim, dönüşüm, diyalektik evet. olarak aslında hiçbir şey yok olmuyor. Hı-hı. Bir helezonik olarak geliyoruz, gidiyoruz, evet. geliyoruz. Ne oluyor? Ağacın yaprağına kuş konuyor, arı konuyor, Hı-hı. çiçeğini alıyor, balı yapıyor. Ya, onu biz tekrar geri yiyoruz. Bal olarak bize geri dönüyor, geri yaprak yiyoruz. Olarak dönüyor. Meyvesini yiyoruz onu. Meyve olarak dönüyor. Geri geliyor bize. Evet. Sonuçta baktığımız zaman aslında hiçbir şey yok olmuyor. Değişiyor ve dönüşüyor. bu öyküde de evet. aslında kartopunun bir evet. çam ağacının yapraklarındaki ya. Çam ağacının çünkü altına gömülüyor kartopu ve bize geri döndüğünü annesi kahraman kartopu anlatıyor. Kartopu da tavuğumuzun ismi değil mi? Evet. evet annesi evet. kahraman anlatıyor. Merak etme o diyor çamın iğnelerinde, yapraklarında, işte kabuklarında yaşıyor. Sen diyor onun öldüğünü düşünme diyor. Ölmüş kartopu tavuğumuzun kalp atışlarını ağacın evet. gövdesinde hissediyoruz. Evet, evet. Efendim diğer başlığımız pembe biberon. Bir Türkan teyzemiz var sanıyorum. Hı hı. Evet, o konuda ne diyeceğiz? Gene burada bir hayvan üzerinden, hayvanlar ve insanlar üzerinden gene bir... Küçük bir köpeğimiz sanıyorum. Küçük bir köpeğimiz evet. var. Bir suda boğulmuş, taşa takılmış öyle dururken. Hmm. İşte küçük genç bir kahramanımız köpeği Hayat. Buluyor. Önce ona nefesler veriyor, suni teneffüs yapıyor, evet, sallıyor. Evet. Köpeği kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama köpek de sonuçta demek ki tam anlamıyla boğulmadığı için hayata geri dönüyor. Zor da olsa geri dönüş yapıyor. Geri dönüyor. Evet. Sonra eve getiriyor. Ama evde ne yedirecek bilmiyor. İşte gidiyor yan komşu var Türkan teyze. Ondan pembe biberonunu istiyor. Pembe biberonunu ne yapacaksın diyor Türkan teyze. İşte diyor bir köpek buldum da ona süt içireceğim. Türkan teyze işte biberonu önce sıcak suyla yıkıyor. Sütü dolduruyor. Biraz su koyuyor. Nasıl içireceğini Özeniyor söylüyor. Özeniyor bu arada bir dramı evet, var. Çünkü Türkan teyzenin uzun yıllar çocuğu olmuyor. 12 yıl sonra bir çocuk dünyaya getiriyor Türkan teyze. Ama ne yazık ki çocuk kundaktayken, kocası uyurken üstünde yatarak çocuk ölüyor ve koca o günden sonra yani baba evi terk ediyor. Türkan teyze de artık köylülerin ya da yaşanan kasabanın dediğine göre delirdi bu diyorlar. Bizim küçük kahramanın nenesi de şey diyor aslında delirmedi diyor. Acısıyla birlikte yaşıyor o diyor. Türkan teyze cenaze töreni de herkes ağlarken dizlerine vururken Anthony Quinn'in Zorba'daki gibi dans ediyor. Herkes diyor ki zaten bu delirdi. Ama Türkan teyze o acıyı hiçbir zaman unutmayan biraz önce hani yüzleşmek acı unutulabilir evet. mi izler. İzlerimiz kalsın o izler bize ait. İzler bizim geçmişimiz. Türkan teyzenin o izler de o acı da geçmiş aslında. Onunla birlikte Türkan teyze yaşamayı öğreniyor. Köpeğimiz kurtuluyor. Sonra sabah bir bakıyor bizim küçük kahraman. Köpek yanında yok. Bahçe çitine bakıyor ki annesi gelmiş. Annesini emiyor orada. Böyle bir şey. Evet. Bu da başka bir öykü. Efendim ben de bir özel şeyimi sizinle bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Üç tane ablam. Özellikle iki tanesi biri 1,5 yaşındayken. Diğeri de 6 aylıkken köy koşullarında 60'lı yılların başında kız oldukları için bizim gibi onlar da hastalanıyorlar. Abimle ben de zatürre oluyoruz onlar da. Bizler doktora gidiyoruz bugün hayattayız. Onlar bir şekilde o günün şartlarında götürülmüyorlar. Biraz önce de belki hani belli ölçülerde değindik. Orada da gene toplumun kusuru var biliyor musunuz? Yani anneye babaya bazen bu suçları yüklemek de çok haksızlık olabilir. Öyle bir toplumsal bakış ve baskı var ki o anne baba ya evet biz bu kızları inşallah doktora götürmeden kurtarabiliriz baskısına boyun eğiyorlar ve ablalarım benim 1,5 yaşında 6 aylıkken diğeri de daha küçükken tutunamıyorlar hayata. Ben memleketime gittiğim zaman köyüm Koşapınar'a giderken ilk işim mezarlığa uğramak oluyor. Çok acı, çok acı. Sonra köye gidiyorum. Yani çok çok... Hüzünlü. Evet. Evet. Keşke hayatta olsalardı ve gidip onların evinde şımarsaydım. Bunu çok arzuluyorum ve bunu yaşayamıyorum.
Evet. Emine Hanım, diğer başlığımıza gelelim. O günü unutamadım başlığımız. Sokakta alışkanlık edemezsiniz. Burada bu yani alışkanlık kavramı ve sokakta yaşama çok ilgimi çeken bir konu oldu. Ben kendime gelirken lütfen siz konuşun. Tamam. Bu arada izin verirseniz ben sizin bu anlattığınızdan ve bugün şu ana kadar konuştuğumuzun tümünün toplamı üzerinden tarihi bir kahramandan örnekler vererek aslında biz Türklerin yani Türklerin kadına nasıl baktığını biraz anlatmak isterim. İzniniz olursa. Tarihi olarak Cengiz Han diye bir han biliriz. Bunun gerçek adı Temoçin. Börte Hanım da karısı. Bir gün işte evdeyken kendi ya da yok seferdeyken Börte Hatun'u işte düşmanları alıyor ve tecavüz ediyorlar. Sonra Cengiz Han alıyor, getiriyor Börte Hanım'ı, bulunuyor. Ama Börte Hatun hamile. Evet. Şimdi normalde bizim şu anki dünyamızda nasıl bakılır? Katli vaciptir diye bakılır değil mi? Önce aile bunu yapar. Çünkü niye yapar? Ahmet Efendi'nin kızı ise Ahmet Efendi kahveye gidemez. Çünkü kahvede başı öne eğiktir. Çünkü herkes onu zaten orada öldürür. Dolayısıyla kendinin şanını, onurunu korumak için öldürmek zorunda kalır Ahmet Efendi. Ama bizim Cengiz Han ne yapıyor? Hamile olduğunu biliyor ve çocuk doğuyor. Evet. Dört çocuğundan sanırım üçüncüsü. Bir ilk çocuğu Börte Hanım'ın çocuğu, Hatun'un çocuğu. Sonra şey diyor, Cuci diyor, Moğolca'da Cuci, Tanrı misafiri, Tanrı'dan gelen. Bu bize Tanrı'dan geldi, bir Tanrı'nın armağanıdır diyor. Ve diğer çocuklarını hiç ayırt etmeden büyütüyor. Abi olarak büyütüyor. Daha sonra taht, işte hana kim çıkacak? Kesinlikle bu konuda kendisinden doğan çocukları herhangi bir şey söyleyeyim. Benden sonra diyor, kendi aranızda paylaşın. Oğlu diyor ki, ilk büyük oğlu, nasıl diyor, benim hakkım, hayır diyor. Benim için hepiniz aynısınız. O da benim oğlum, benden sonra bu paylaşımı yaparsınız diyor. Evet. Mesela bu çok çok tarihi ve önemli bir şey. Yani bunu bugünkü dünyada kaç kişi sizce yapabilir? Eğitimli, eğitimsiz. Kaç kişi yapabilir? İşte buradan belki bakarak meseleye sorunlarımızı çözebiliriz. Böyle derviş, böyle tasavvuf, böyle yüreği muhteşem insanların olması lazım. Emine Hanım, son başlığımıza tekrar dönüyorum ve inşallah programı da bu şekilde bitireceğiz. Bu o günü unutamadım başlıklı öykünüzde alışkanlıklar sokakta yaşayan bir profil. Bunu da biraz açalım, biraz değinelim ve bitirelim. Tamam, memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. Bu da alışkanlıklar tabii o günü hiç unutamadım adlı bir öykü. Burada kahramanımız işte bizim gibi birisi, özellikle hani Türkiye'de dersek beyaz yakalı birisi, işi var. Durumu iyi, gayet normal bir hayat yaşıyor. Yani normal dersem onu da tırnak içinde söylüyorum. Hani neye göre normal de. Bir gün bir olaya tanık oluyor. Bir mahallede metruk bir evde yaşayan sokak çocukları var. Sarı bir ev. O sokak çocukları orada yaşıyorlar. Geceleri orada konuyor. Ama sokak köpeklerini de besliyorlar bu çocuklar, sokak çocukları. Elde ettikleri işte yiyeceklerden, bazen çöplerden, bazen marketlerin önünden, bazen fırının önünden edindikleri şeyle köpekler de artık oraya alışmış. Mahalleli bu durumdan çok rahatsız. Hem köpeklerden hem sokak çocuklarından. Bir gün ateşe veriyorlar tabii mahallenin bıçkınları. Metruk evi içinde çocuklar uyurken ateşe veriyorlar. Bizim kahramanımız bunu görüyor o gün. Ve hiç kimse, herkes omuz omuza sadece ateşin o şehvetini izliyor. Ve çok mutlular çünkü mahalle bir pislikten kurtuldu. Bu arada köpekler içeri girmeye çalışıyor. Dalmaya, havlıyorlar böyle. Hani bir köpeğin ağladığını bilmem, hiç duydunuz mu? Ben duydum. Bir köpeğin ağlaması kadar insanın yüreğini parçalayan hiçbir şey yoktur. Çok yüksek oktavlı sesleri vardır böyle köpeklerin, değil mi? İçinizi yani böyle yakar bu acı. Dolayısıyla kahramanımız atlıyor, içeri girmeye çalışıyor ama onu da derdest ediyorlar. İşte bayıltıyorlar, orada kalıyor. Sonra kahramanımız şey yapıyor, artık bu kurulu düzenden, işte mekanlardan Kafka'nın şeyi gibi değişim dönüşüme uğruyor. Evet. İşinden istifa ediyor, aileden uzaklaşıyor ve sokaklarda yaşamaya başlıyor. Ve bir kedisi var onun da. O kediyle birlikte yaşamaya çalışıyor. Ve alışkanlıklar, sokakta diyor alışkanlık edinilemez. Çünkü sokak tekinsizdir, her an her şey olabilir. Evet. Alışkanlıklar insanı sertleştirir. Hep aynı şeyi yaparsanız o artık kanıksanır. Ama her sokak başı size ayrı bir hikaye sunuyor. Onun için siz sokakta bir alışkanlığa uğrayamazsınız. Sokakta diyor. Rutin oluşturamazsınız. Evet.
Evet, öykü de öyle. Güzel, bu da çok güzel bir finaldi. Evet, teşekkür ederim. Emine Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür güzel ederim. Güzel oldu, ben çok mutlu oldum. Şöyle bir sır paylaşayım, izleyicilerimiz duymasınlar. İlk defa böyle bir program yapıyorum. Çok keyifli geçti. Sayenizde çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifli geçti. Size, sevgili arkadaşlarımıza, evet, televizyon kanalına çok çok teşekkür ediyorum bizi ağırladıkları için. Son derece sevimli, saygıdeğer ve iyi insanlar. Hepsi teker evet, teker çok çok yardımsever. Öyleler. Evet. Ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umuyorum tabii ki izleyicilerimiz de bu programı sevmiştir. İnşallah sizin sayenizde, ben de umut ediyorum. Değerli Algola TV izleyicileri, bir tarih ve güncel programda böylece bitirmiş olduk. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.